Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Soy Şeyler Ekonomisi ile karşınızdayız. Yine değerli bir konuk ağırlıyoruz. Bugün inovasyon danışmanı Mete Yurtsever'le birlikteyiz. Üstadım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ne demek? Şeref verdin. Estağfurullah. Seninle şu yazışmamızı aktarmak istiyorum. Mete Bey dedi ki bana titre olarak değer yaratmak kolaylaştırıcısı diyelim. Ben de ona dedim ki hocam kamuoyunun ilk bakışta anlayacağı bir şey olsun. Ama programda açarız bunu. Sonra inovasyon danışmanı diyebiliriz dedi. Öyle kullandık inovasyon. Ben de öyle başladım. Ama asıl benimsediğin şey ünvan değer yaratma kolaylaştırıcısı. Bunu şey içinde, program içinde değer yaratma nedir? Bu nasıl kolaylaştırıyor, kolaylaştırıyorsun? Onu da konuşacağız tabii. Şimdi tabii değer Türk Dil Kurumu'na baktığımızda bakayım şuradan da bakıyorum. 7 tane farklı anlamı var. Değerin. Tabii biz bunların birine odaklanmış oluyoruz. Bu arada katma değer var, çok önemli evet. Konuşacağımız, yani üstünde durulması gereken konulardan biri. Katma değer de hani ekonomideki değer kavramından sonra belki en önemli kavram. Aslında ekonomi bunun üzerinde dönüyor. Yani zaten hep diyoruz biliyorsun kriz dönemlerinde filan. Daha katma değerli ürünler üretmeliyiz diye. Çünkü katma değer, yani o katılan kısım ancak verimli bir şey oluşturabiliyor. Kesinlikle. Bunun üzerinde de yeri gelince dururuz. Üstad uzun yıllar profesyonel hayattan araştırmacı olarak başlıyor. Sektörde sonra operasyonel yönetici çeşit birkaç ülke. Bakın, 5 ülkede. Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Moldova'da bir Türk markasını yönetiyor. Sonra da kendi işine başlıyor. Ne yapıyor? Değer yaratma konusunda şirketlere danışmanlık yapıyor. Bununla ilgili olarak da kendisi bir formül üretmiş, onun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bu formüle girmeden önce Üstad bir değer nedir? Bunu seyircilerimize anlatalım. Tamam. Ben de madem yazışmadan açıldı şeyi ben de ufak bir anekdot aktarayım. Bizim ailede böyle konuşulan bir şeydir bu. Annemin, daha doğrusu anneannemin bir arkadaşı torunu işte basket oynuyormuş. Ne yapıyor dediklerinde sepete top atıyor diyormuş. Benim yapmaya çalıştığım da biraz ona girdiği için daha evet. O yüzden daha tanınabilir bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Evet. Değer konusu dediğiniz gibi yani hem benim aklıma iki şey geliyor aslında temelde. Bir tanesi bir şirketin yaratmaya çalıştığı değer ki o değeri yaratacak ki yani içeri koyduğu bütün sermayesi veya işte iş gücü bütün girdilerden sonra bir ortaya bir değer koyması lazım ki oradan sürdürülebilirliğini sağlasın. Ve aynı zamanda çalışanlarına da bunu paylaştırsın ve bütün paydaşlarına. Bu ekonomik bir anlamda bir değer. Ama bir de tüketicinin algıladığı bir değer var. O da hepimiz bir şey satın alırken onun için bizim algılanan değeri var. Bir de fiyatı var. O arasındaki fark ne kadar çok olursa aslında satın alan bundan memnun oluyor tabii ki. Ama o değerin de iyi hesaplanıyor olabilmesi lazım ki üretici tarafından. Yani şöyle mi diyeyim, fiyat daha düşük, değer daha yüksek. Kesinlikle. Şeklinde. Aradaki fark derken onu kastettim. Aynen ve şirket de bunu çok akıllıca belirlemesi lazım. Yani ne kadar değer yarattığının farkında olması lazım ki onu iyi fiyatlandırabilsin. Ne çok fazlasını kendisine alırsa bu defa cazibesi düşük olur satın alan için. Ya da çok aşağı yaparsa kendisi kazanabileceği değerden, kendisine ayırabileceği değerden kaybetmiş olur.
Dolayısıyla böyle bir arada bir denge var. Değeri bu olarak tanımlıyorum açıkçası. Evet. Şimdi yani şirketlerin ürettiği değerden söz ediyoruz. Hı hı hı. Aslında sadece şirketlerin değil, ülkelerin, şehirlerin hı hı. üretebileceği değerlerden de söz hı hı. edebiliriz tabii hı hı. ki. Hatta ben zaman zaman şunu da söylüyorum. Değerler zaten vardır. Hı hı. Fakat farkında değilizdir. Değer yaratmak dışında değerleri açığa çıkarmak gibi bir şey de kavramsallaştırma da olabilir hı hı. diye düşünüyorum. Bu şirketler için de belki geçerli olabilir. Hı hı. Yani elindeki imkanlar, insan kaynağının kalitesi, hı hı hı. ondan sonra bulunduğu konum, coğrafya, bir sürü şey hı hı. Potansiyel değerleri bir yerde aslında tutuyordur ama ortaya çıkarılamıyordur bu maalesef. Evet. O bakımdan sadece değer yaratmak değil, aynı zamanda var olan değerleri açığa çıkarmak da başlı başına bir iş olsa gerek, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani şey derken onu kastetmeye çalışıyordum. Hani şirket ne ortaya ne değer yarattığının da farkında olması lazım. Yani kendisi bunun farkında olması lazım ki onu hem fiyatlandırabilsin ve onu gereğince müşterisine, kullanıcısına ifade edebilsin. Yani onu ancak ifade ettiği zaman, ortaya çıkardığı zaman, ancak bir müşteri o değeri gördüğü zaman o bir değer buluyor, kazanıyor. Dolayısıyla o farkındalık da önemli. Yani neyin müşteri için önemli olduğunu veya neyin neyse o alanda daha kıymetli olduğunu, aranan bir şey olduğunu farkında olması lazım ki ondan kendisi de bir pay çıkarabilsin kendisine. Şimdi değer yaratma konusunda, bir bu arada nasıl değer yaratılır hı-hı. konusunda epeyce kafa yoruyorsun, konuşmalar evet. yapıyorsun, söyleşiler yapıyorsun evet. başkalarıyla da. Bu arada bununla ilgili bir formül de geliştirmişsin. Evet. Nasıl değer yaratılırın cevabını aradığın eğitimlerinde ve işte o kolaylaştırıcılık operasyonlarında hı hı. kullandığın hı hı. bir şey. Bunları da çeşitli elementler hı hı. şeklinde bir metaforla hı hı. diyelim açıklamışsın. Bunların üstünden tek tek geçelim istiyorum. Çünkü tabii. açıklayıcı, gerçekten açıklayıcı hı-hı. olacak. Latince mi telaffuz edeyim, İngilizce mi? Her ikisinin de mükemmel olacağını tahmin ederim. Latince herhalde, bilmiyorum. İlk element curiosium. Evet. Tam nedir? Şimdi aslında şöyle, yine hemen bir adım öncesini alırsam, metaforları seviyoruz. Reklamcılar da seviyor, pazarlamacılar evet, da seviyor. Evet. Ben bunu ilk, belki bunun ilk nüvesi, ilk şeyi, cemresi mi demek lazım bilmiyorum. Sumantra Ghoshal diye bir yönetim gurusu var. Çok seneler önce aslında vefat etmiş ama Davos'ta bunun bir şey, Dünya Ekonomik Forum'da bir konuşması var. Orada şunu ifade ediyor, diyor ki, çalışma yerinin kokusu diye bir ifadesi var. Çok kısaca şöyle söyleyeyim. Hani bazı iş yerleri vardır ki diyor, orada diyor hiçbir şekilde içinizden bir şey yapmak gelmez. Çok işte Kalküta'nın işte yazın işte 40 küsür derece havası gibidir. Bazı yerler de vardır, bazı iş yerleri de vardır. Sanki işte Fontainebleau'nun kendi ders verdiği yerde bir ormanda bir yürüyüşe çıkmış gibi hissedersiniz kendinizi. Zıplamadan duramazsınız, bir şeyler yapmak istersiniz, içiniz öyle bir bahar coşkusuyla doldur diye. Buradan ben bu iklim ve buradaki bu şeyi hakikaten şirketler açısından çok kritik olduğunun farkına vardım kendi iş yaşamımdan da. Ve buradan da sanki bir bu bir bileşke formülü, yani işte curiosity'le başlayan, diğerlerine de geleceğiz. Sanki bunlar o ortamda olması gereken bileşenler gibi düşünebiliriz, elementler gibi düşünebiliriz. Evet. Curiosium, merak tabii ki, meraklı olmayı söylüyor. Bu bence çok temel ve hepimizde olan bir şey. Öğrenmenin aslında başladığı nokta zaten. Her çocuk, her canlı aslında merakla bir şeyleri öğreniyor. Evet. Bu aynı zamanda tabii yaratıcılığa da giden bir şey. Yani sonuçta o merakla bir şeyi sorgulayarak başka türlü nasıl yapılabilir anlamaya çalışıyoruz. Bu çok temel değer yaratmak için diye düşünüyorum. Çünkü hem öğrenirken bu bize bir yol gösterici oluyor.
belki bir anlamda biraz daha geniş düşünürsek mindful olmayı gerektiriyor, getiriyor. Yani işte etrafımızda olup bitenlerin farkında olmayı getiriyor. Ki bu da zaten hani mutlu tesadüfleri bizim önümüzde açıyor. İşte pastörün dediği gibi şans sadece ona açık olan zihinlere güler. Ona hazır olan zihinlere güler diyor. Dolayısıyla o meraklı olmak hali aslında bizim hiç kaybetmememiz gereken bir şey. Hepimiz doğuşta buna sahibiz. Ama zamanla bunu hep kaybediyoruz. Çünkü işte bize meraklı olmanın zararları yönünde sürekli telkinlerde bulunuyor. Bir şeyi sorgulamamak telkinlerinde bulunuyor. Bir de bir şey daha bence yine bir en önemli faktörlerden bir tanesi, katkılarından bir tanesi de empatiyi aslında sağlayan bir şey. Çünkü siz ancak birisinin duruşundan, halinden, tavrından bir ilgi gösterip de ona sorduğunuz zaman hani ne hissettiğini veya ne içinde bulunduğu durumu, bu da bizi yakınlaştıran bir şey ve birbirimizi anlamamızı ve kendimizi onun yerine koyarak bir takım çözümler getirmemizi sağlayan bir meleke diyelim. Dolayısıyla merak bu anlamda çok baş köşede duruyor yani aynı zamanda. Bir şeyi kaçırdım ya. Şimdi iklim, çevre şartları ve ekoloji diyelim. Bunu nasıl bağladın buraya tam olarak? Yani aslında oradaki iklim ve çevreden ziyade o şirketin ortamı, şirketin havasından bağladım aslında. Evet. Yani şirketin havası boğucuysa... Bu bütün elementlerin üstünde bir durum mu? Evet, yani. Aslında bütün elementler de öyle diyebiliriz. Bütün elementler de aslında bunu oluşturuyor da diyebiliriz. Yani bütün oradaki ortamı oluşturan şeyler tamam. Bütün bu elementler diye bakabiliriz aslında. Tamam. Ama ben sen ilk söylediğinde şirketin insanların çalıştığı fiziki ortam şeklinde algıladım. Yok. Bu öyle de algılanabilir. Kesinlikle. Ama kesinlikle. Daha basit bir algılama oldu. Yani artifektler onlar şimdi, görünen şeyler. Evet. Bir de onun altında tamam. Görünmeyenler şimdi var. Şimdi daha iyi anladım. Aynen. Evet. Merak. Bir evet. Defa değer yaratmanın formülü içinde en önemli elementler. Başlangıç noktası aynı zamanda evet. Değil mi? Evet. Ya bu aynı zamanda tasarım odaklı düşünmeye de bir gönderme yapan bir şey zaten. Hani sonuçta tasarım odaklı düşünmeden önce anlamakla başlıyoruz. Sorunu anlamakla başlıyoruz. Onun için bir merak gerekiyor gerçekten. Hani biz bunu sadece o sebebe yol açan, o sonuca yol açan bir sebebi değil, birçok etrafı topluca anlamaya çalışıyoruz. Bunun için de meraklı olmak gerekiyor. Yani o sorgulamak gerekiyor. O anlamda evet. Da bir başlangıç adımı bizim için. Evet. Çok güzel. İkinci element kolektivyum. Evet. Burada da işbirliği tabii ki çok önemli değer yaratmak için. Çünkü hep yani şeylere hiç girmeyelim bile. Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi şeyler ama sonuçta hepimiz kendi dünyalarımızda hapsolmuş vaziyetteyiz. Ama onu da biliyoruz ki akıl akıldan üstündür ve biz bütün bu süreçlerde en iyi fikri aramıyoruz. Biz kolektif fikri arıyoruz aslında. Yani Selim Bey'in fikri Mete'nin fikrinden daha iyi olabilir ama eğer ben ona bir katkıda bulunmazsam ben onu sahiplenmiyorum. O Selim Bey'in fikri olarak kalıyor ve ben ona kendimi o kadar vermiyorum o fikri. Dolayısıyla o işbirliği çok önemli. Tabii işbirliği de onu da meydana getiren şeylerden bir tanesi güven. Aslında yine bir duyguya geliyoruz orada. O güven eksik olduğu zaman bir şeyi paylaşmak istemiyoruz. Ve işte bundan benim ne çıkarım var duygusu biraz ön plana geliyor. Ortamda sağlanması gereken şeylerden bir tanesi de bu işbirliğini sağlamak için aslında o güveni tesis etmek gerekiyor. İşte yine bazı şirketleri düşünürseniz bir masanın etrafında toplandığınız zaman bir orada HIPPO denen bir şey var ya bu Highest Paid Person's Opinion. Hani odadaki en yüksek maaşlı kişinin görüşü ağırlık kazanabiliyor. Çünkü neden? İşte o patron, onunla çelişmek istemiyoruz. Ama bu da açıkçası iyi fikirlerin ortaya çıkmasına, farklı fikirlerin ortaya çıkmasını engel olan bir şey. Biraz oradaki o hiyerarşiyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Şirketlerde de herhangi bir konuda bir çözüm aranıyorsa, tabii ki şirketin işlemesi için hiyerarşiye ihtiyaç olabilir belki ama o işbirliğini sağlamak için de mümkün olduğu kadar insanları aynı seviyede hissettirmeniz gerekiyor.
işbirliğinin de böyle bir şeyi var, katkısı var. Evet, o hiyerarşinin nasıl kurgulanacağı da tabii ki o yöneticinin ya da yöneticilerin tavrına bağlı. Kesinlikle. Yani o kolektif ortamdan daha iyi verim almak isteyen yönetici bir defa kendini diğer insanlarla eşitlemeyi bilmeli. Nerede yöneteceğini, evet, hatta nerede o kolektif ortama tabi olacağını da iyi ölçmeli, biçmeli, tartmalı, ona göre hareket etmeli. Kesinlikle. Yoksa elindeki insan kaynağını verimsiz kullanmış olur. Aynen. Yani beyin gücünü kol gücü gibi çok ucuz bir şeye feda etmiş olur, evet, diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Yani insanlar bir şekilde kendilerini süreçlere dahil olmak istiyorlar. Yani birazdan geleceğiz farklılıkları da ama yani farklı olması da içeride yeterli seslilik, çok sesli olması da şey değil. Bunun aksiyona dönmesi için yani o katılımın sağlanması lazım. Evet. Katılım için de dediğiniz gibi liderin de tavrı çok önemli. İnsanlar da kendilerini oraya orada bir etki yaratabileceklerini bir şekilde hissetmeleri lazım. Yoksa bana söylesinler ne yapmam gerektiğini, ben onu yapayım gibi bir kafa yapısı da o farklılaşmayı ve bir devre üretmeyi engelleyen şeylerden bir tanesi. Yani bunun da yine güvenle de alakası var elbette. Tabii. Yani ortaya bir fikir atıyorsunuz, aslında diğer insanlara da emanet ediyorsunuz bunu. Evet. Nasıl karşılanacak, hor mu görülecek, değer mi verilecek? Çok doğru. Yani bir işe yarayacak mı filan, yine bu ortam o güveni sağlıyor. İnsanları da herhalde cesaretlendiriyordur böyle bir ortam. Kesinlikle. Yani söylediğinin bir şekilde dikkate alındığını görmek insanlarda kendini daha oraya adamaya teşvik ediyor. Evet. İşbirliğini mümkün kılan şeylerden bir tanesi de o takdiri görmek dediğiniz gibi. Yani insanlar o takdiri gördüğü zaman daha fazlasını yapmaya kendilerini memur hissediyorlar. Evet. Üçüncü elementimiz diversiyon. Evet. Orada da farklılıklar çok önemli. Çünkü bizde yine aklım tabii hep şeye gidiyor. İş, kendi iş hayatımıza, kendi iş dünyamıza gidiyor. Silo yapısını biliyoruz. İşte departmanlar şeklinde organize oluyoruz. İşte satış departmanı, pazarlama departmanı, finans falan. Ama orada da çok fazla bir yine işbirliği olmuyor. Çünkü satış pazarlama diyor ki sen benim işime karışma, ben de senin işine karışmayayım. Pazarlama satışı diyor ki sen benim işime karışma, ben senin işine karışmayayım. Ve böyle sürekli bir kol kırılır, yen içinde kalır durumu. Halbuki bir projeyi hayata geçirirken ne kadar çok farklı ses, ne kadar çok farklı bakış açısına sahip olursak, yani ortada aynı şeye bakıyor olabiliriz ama sizin gördüğünüzle benim gördüğüm arasında bir fark var. Farklı bakış açılarından çünkü bakıyoruz. Dolayısıyla o farklılığı yakalamak gerekiyor. Ancak o zaman benim görmediğim, hesap etmediğim bir şeyi siz söylüyorsunuz ve ona bir çözüm geliştiriyoruz. Hep yani iş hayatında da onu derim. Şimdi de hani çalıştığım firmalarla. Kim bir şeye taş koyabilecekse o proje esnasında o kişinin de orada olması gerekiyor. Yani hukuk mu oraya taş koyacak? Siz bir şey planlıyorsunuz ama ya diyorsunuz ki işte buna acaba hukuk departmanı ne der veya finans buna ne der? O zaman onlar da orada olacak. Ki, aman boş ver, ne derse desin demeyeceksin. Evet, demeyeceksin, evet. Ve hani onu push etmeye çalışmayacaksın. Çünkü onu zorladığınız zaman bir yerden o patlak veriyor sonuçta. Yine aynı şekilde pazarlama bir şeyi yapar. Onu satışa satmadan müşterisine satmaya çalışır veya kullanıcıya, tüketiciye satmaya çalışır. Halbuki onun satış satacaksa onun ilk önce onun oraya dahil olması gerekiyor. Evet. Yani aslında işbirliğine eş giden bir şey ama farklılıklar da önemli. Yani biz 10 tane pazarlamacı oturup bir şey yapmaktan çok bir pazarlamacı, bir satışçı, bir işte hukuk, bir finans neyse gibi gitmesi lazım. Kolektivitede, yani pardon, bu farklılıklar da o yüzden önemli. Evet. Yani farklı fonksiyonların bir araya gelmesi ve bir şekilde ortak hareket edebilmek için de edebilmeleri için de birbirlerini ikna edebilmeleri gerekir. Evet. Yani her takım çalışmasında sonuçta hep artık var ya bir takım yaklaşımlarda farklı tipte
hem kişilikler işte veya uzmanlıklar tabii ki olmak durumunda ama ekibin birbirini tamamlaması gerekiyor yani sonuçta. Herkesin evet. aynı şekilde bakmaması gerekiyor. Ve orada da bir asgari müşterek tabii ki bulunması gerekiyor. Yani ortak bir amaç için aslında hareket ediyorsak herkes orada neyin önemli olduğunu baştan zaten onun kararını vermiş oluyor. Yani tüketici için ne önemli, biz neyi vermeye çalışıyoruz. Onun için herkes buna nasıl katkıda bulunabilir bakıyoruz. Yani bir eğer kutup yıldızımız tekse, gitmek istediğimiz yer tekse herkes ona göre kendi şeyini ayarlıyor. Yani bir şeyden feragat etmesi gerekiyorsa ediyor. Hep onu söyleriz yani konsensus her zaman herkesin dediği olacak anlamına gelmiyor. Ben bununla da yaşayabilirim demeniz lazım. Yani bu beni öldürmez tamam peki. Hani bazı yerde de şey yapmanız lazım. Tabii hemen aklıma şunlar geliyor benim. İtiraz anlamında değil tabii, de tabii. Hani zenginleştirelim mevzuyu. Şimdi bir konu üzerinde tartışılırken hukukçu diyor ki şu yasa, şu yönetmeliğe göre bu olmaz. Şimdi bu tabii hukukçu için çok kolay bir şey yani. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu şartları normalde hukukçunun da zorlaması lazım. Aynen. Genelde işte bir iş konforu açısından da baktığımızda hukukçu için en kolayı onun dikkate alınarak bu meselenin kapatılmasıdır. Bir finansçı için de en kolay ne? Ya siz de tamam düşünüyorsunuz, ediyorsunuz falan ama para yok, paradan haberiniz var mısın falan. Şimdi bunlar tabii kolay yöntemler. Peki buraları nasıl aşacağız? Aslında mesela konu tabii ki hukuk dışı yollara sapmadan tabii. yine hukuk içinde kalarak hukukçunun o mütalaasını dışarıda bırakacak bir takım şeyler olabilir. Finansçının yine argümanlarını ortadan kaldıracak bir takım yine karşı savunmalar olabilir. Bunların bir kısmı tabii insanın psikolojisinden de kaynaklı şeyler. Yani en az çaba yasası olmaz, yasak filan. Buraları da aşacak bir formül gerekir tabii ki. Bunu nasıl yapacak insanlar? İşte tam amacımız değer yaratmaksa ve o amacı iyi bir şekilde sorunu iyi tanımlayabilmişsek en başta ekipte bu insanların olması şundan fark oluyor. Genelde biz şunu yapıyoruz. Yani pazarlama bir promosyon çalışıyor, bir şey yapıyor. Onu görüp hukuk departmanına direkt paslıyorsunuz. Öyle olduğu zaman adam diyor ki bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Ama gel sen de bu işi bak konuşalım. Bak şöyle şöyle de şeye ihtiyacımız var. Şöyle bir şey vermek istiyoruz. Herkes bunu bu şekilde veriyor ama biz bunu bu şekilde vermek istiyoruz. Böyle verirsek çünkü o zaman tüketici için bu gerçekten kıymetli bir şey olacak. Bir değere sahip olacak falan dediği zaman o insanda da bir artık bir iş algılayışı, bir şirkete bir şeyi varsa, bir bağlılığı varsa diyelim. Evet. O da artık oluruna bakmaya çalışacak. Evet. Şekilde. Yani tamam peki anlıyorum. Demek böyle böyle. O da soru soracak. Ona da cevaplar verecek. Belki hakikaten onun verdiği fikir bizi ikna edecek. Tamam öyle yapmayalım da böyle yapalım diyeceğiz. Yani çoğu zaman birbirimizi dinlemediğimiz için aslında birçok şeyi halledemiyoruz. Birbirimizi dinlesek bir orta yolu bulacağımıza ben inanıyorum. Yani tabii ki istisnalar olabilir. Hani çok zor bir şeyle baş ediyor olabiliriz. Ve konuştuğumuz konular da aslında hep yani bir mühendislik konusu konuşmuyoruz. Yani bir köprü yapacağız. O köprünün statik hesabı şöyle olmasa böyle olmaz diye bir şey yok. O müspet ilim, o olmazsa olmaz bir şey. Ama bizim konuştuğumuz içinde insan olan konular, hepsi tartışılabilir konular, hepsi farklı şekilde yorumlanabilir ve çok kesinliği olmayan konular olduğu için. Evet. Bunun halli yoluna bir şekilde ben gidebileceğine inanıyorum. İçtenlik gerekiyor. Aynen. Kendini adamak gerekiyor. Evet. Hedefe odaklanmak gerekiyor. Sürece başından beri katılmış olmak gerekiyor. Evet, bu da önemli bir faktör. Tabii liderliğin rolü de inkar edilemez. Kesinlikle. Lider de bunları bir şekilde kolaylaştırabilir. Maharet o. Maharet o zaten. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Sonra ben de küçük bu konuyla ilgili başıma çok gelen bir konu bu benim. Mutlaka. hani iş hayatında karşılaştığım bir mesele. Küçük bir örnek, bir anekdotla başlayacağım ikinci bölümünü. Sevgili seyirciler, çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan buradayız. Müzik.
Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Değer yaratma kolaylaştırıcısı Mete Yurtsever'le birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Bak bu sefer şey yaptık. Evet. Çünkü anlattık izleyicilerimize. Aynen. Bu konuyla ilgili küçük bir anekdot aktaracağım. Belki 10 yılı da geçmiş olabilir. Bir mimari proje, villalardan oluşan, işte ya 100'e yakın villadan oluşan ormanlık bir alana komşu bir mimari proje. Mimarlar işte yerleşim planını falan hazırlamışlar. Biz onu ne yapacağız? Marka adı, ondan sonra işte görsel kimliği ve iletişimi. Bunun üzerinde çalışacağız. Müşteri geldi, şeyi bize anlatıyor, projeyi bize anlatıyor. Projenin evlerin yapılacağı yerin fotoğrafları var. Fakat gördüğümüz fotoğraflarla yerleşim planı ve mimari perspektiflerde bir farklılık var. Şudur, tam arsanın ortasında kocaman bir ağaç var. Belki 200 yıllık yani büyük bir ağaç var. Fakat yerleşim planında o ağaç yok edilmiş. Dedik ki bu ağacı ne yaptınız? Ya işte mimarlar çok kaybımız oluyor diye o ağacı kesiyorlar. Yani metrekare kaybımız fazla oluyor diye o ağacı tutamadılar. Biz de söyledik kalsın filan diye ama dedim ki zorlayın tekrar. Yani bu ağaç bir defa yazıktır, günahtır yani birincisi. İkincisi bakın sizin çevre sitelere göre farklılığınızı sembolize edecek bir şeye de dönüşebilir bu. Tamam biraz daha zorlayalım bakalım dediler ve ayrıldılar. Gerçekten de tekrar bakıldığında meseleye hiç de bir metrekare kaybı olmadan planlanabildi. Yani şey ve ağaç da kurtuldu. O ağaç da aynı zamanda logoya. O sitenin, evet, o logoya da yansıtıldı. Bravo. Aynı zamanda da işte canlı bir logosu oldu o i̇şte. Şeyin sitenin. Yani sonuç itibariyle böyle kaça. Bu da kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Belki düşündüler, taşındılar. Olmadı. Biraz daha düşünmeye zorlamak kesinlikle fayda üretebiliyor bu örnekte olduğu gibi. Bu örnekte bir şey de sizin o değeri bilmiş olmanız, onların görmediği değeri görmüş olmanız da. Evet, evet belki biraz daha, onlar da biliyordur da belki biraz daha benim daha fazla önemsemem şey etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ellerinde kitap olduğu için hukukçular bunu çok yapıyorlar. Bak. Finansçılar zaten yapıyorlar. Çünkü onlar da bir takım şeylerle işte damataşı gibi paralarla oynuyorlar. Hesap kitap işi olmuyor. Yani işte burada, buralarda da yaratıcılık gerekiyor yani sonuç itibariyle. Daha az kaynakla nasıl yapılır? Ondan sonra veya hukuk nasıl burada başka türlü yorumlanabilir veya onun etrafından nasıl dönülebilir gayri hukuki yollara sapmadan. Tabii, tabii. Bütün bunlar biraz zihinsel çaba gerektiriyor. Yani. Kesinlikle. Aslında tam da söylediğiniz şey tasarım olarak düşünmenin en kilit noktası how might we diye bir kalıp var. İşte nasıl yapabiliriz diye çevireceğimiz. Tam da söylediğiniz şey yani orada nasıl yapabiliriz? Çok sihirli bir sözcük. Bir kere nasıl ilk başta hani akla gelen ilk fikrin belki değil, işte bu ağacı kesmek gibi değil de başka neler olabileceğini bize hatırlatıyor. Bilmek, yapabilirizdeki bir olasılıklardan bir tanesi, tek olasılık olmadığını bunun söylüyor. Ve iz tabii ki işte beraber bunu nasıl çözebiliriz ipucunu veriyor. Dolayısıyla yani o soruya bir şekilde sorunu bir soru olarak ifade etmek çok demekti. Bir sorun var ortada, ağaç mı sorun? Onu nasıl bir soruya çevirip o ağaçtan nasıl bir şekilde bir değer yaratabiliriz de sorulabilecek bir şey gerçekten. Tekrar sorgulamak yani ve dediğiniz gibi niyet oradaki o değeri gerçekten görüp onu farklı yorumlama becerisi. Tabii. Sadece mesele ağacı kurtarmak da değil, bu tabii önemli ama sonuç itibariyle bir
bir engel olarak görülüp ortadan kaldırılacak bir şey, tam tersi bir değere dönüş veriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu ne? Bakış açısı farkı. Aynen öyle. Aynen. Biraz daha ter dökmek. Aynen. Evet, elementlere devam edelim. Bir elementimiz de pozitivyum. Evet, zaten aslında onu konuşmuş olduk şimdi biraz. Evet, biraz çünkü, giriş olmuş olduk. Bir olumlu bakış açısı, biz bunu nasıl yapabiliriz? Yani hep bir şeyin neden olmayacağını söylemek daha kolayımıza geliyor. Aynen evet. Konuştuğumuz gibi. Burada da bir pozitif bir bakış açısı gerekiyor. Ve bu aynı zamanda yine fikir geliştirirken de işte biz o süreci aslında ikiye ayırıyoruz. Bir, beyin iki işi aynı anda yapabiliyor. Yani bir şey yaratabiliyor, sıfırdan da yaratabiliyor ama bir taraftan da budayabiliyor da. Yani bu niye olmayacağını da onun bir şekilde söylüyor. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında bütün süreç içerisinde bu ikisini birbirine ayırmak. Yani fikir geliştirilirken ilk önce uçacağız, kaçacağız ve saçma olup olmamalarına bakmayacağız. Ve o fikirleri daha yeniyken, çok tazeyken öldürmeden onlara bir sera etkisiyle bir şekilde büyümelerine, bir parça büyümelerine imkan vereceğiz. Sonrasında kritik edip, onu eleştirip, eleştirel düşünceyle, yani ıraksak düşünce, arkasından yakınsak düşünceyle onu nasıl bir filtreden geçireceğimizi aslında bulmak. Yani, ama ikisini aynı anda yaptığımız zaman bir şey, bir fikir aklımıza geldiği zaman şöyle olabilir mi deyip de ama yok ya o şundan dolayı olmaz. İşte veya nedir bütün herkesin söylediği, onu biz daha önce denedik, öyle olmuyor. Sen bu işi bilmiyorsun yeteri kadar gibi bakış açıları veya işte icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme. Bütün bunlar nasıl oldurulabilirlikten değil de o budama alışkanlığından kaynaklandığı için bunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Oradaki bir pozitif ortamı tutmak gerekiyor. İşte yine meşhur kalıplar vardır. Evet ama demek şey değil. O amayı ilk başta, en azından ilk başta kaldırıyoruz. Evet ve de diyoruz. Yani evet, üzerine bir şey koy yani. Sen de ona bir karşı bir şey söyleme. O bırakalım gitsin. Hatta birçok teknik var. İşte mesela en kötü fikir diye bir teknik var. Yani olabilecek en saçma şeyi söylüyorsunuz bir şeyi halletmek için. Bunu buradan kaldırmak için işte bir tane robot yapalım da önce robot bilmem ne şey olsun falan filan. Ama evet, bunu buradan kaldırmak için robota ihtiyaç yok ama bu fikirde iyi olan ne? Buna biz elimizi dokunmadan bunu nasıl yerinden kaldırabiliriz gibi bir düşünceye veya işte buna tekerlek koyalım o zaman falan gibi hani veya güç harcamadan yapalım gibi. Bunlar sonuçta böyle bir bakış açısı, böyle bir şeye ihtiyaç var. Mantaliteye, zihne ihtiyaç var yani, zihin yapısına. Ama bu budama işini tümüyle devre dışı bırakmak değil anlamına gelmiyor. Tabii tabii. Çünkü evet, uçma kaçma tamam ama evet, bir şekilde de konmak lazım. Tabii tabii. Önemli olan da konabilmek. Aynen. Uçup kaçtıktan sonra. Ya yani o sınırlar bize tabii ki belli bir sınırlar içerisinde hareket ediyoruz. O sınırları arttırmak da açmak da mümkün ama eğer mümkünse yani o da düşünülebilir. Ama tabii ki hani ilk başta en azından o pozitif şeyle yaklaşamak, sonrasında da sınırlar dahilinde ne yapabileceğimizi beraber keşfetmek gerekiyor. Kesinlikle sınırlar olmadan hayal konuşulur evet, sadece. Tabii sınırlar işte o zaman hukukçu, finansçı aklımıza gelsin yani. Evet. Kafadan onlar sınırlar koyabilirler. Evet. Pazar sınır koyabilir. Gayet tabii. Yani sonuç itibariyle. Teknoloji sınır koyabilir. Evet, birçok sınırlar karşımıza çıkacaktır. Ama bir önce uçup kaçalım diyorsun, sonra konalım diyorsun. Evet. Ve bu birbirinden de bunları bir ayıralım başta. Kesinlikle. Başlangıçta. Yani adını vermesek olmaz herhangi bir pazarlama konusu konuşurken. Steve Jobs'un da söylediği gibi. Önce biz teknolojiden ne yapacağımıza gitmiyoruz diyor. Biz önce ne yapacağımızı buluyoruz, oradan teknolojiye geri geliyoruz diyor. Yani o değeri önce tespit edip yani müşterinin neye ihtiyacı olduğunu, ne yapmak istediğini anlayıp oradan geriye teknoloji. Ama biz genelde hep o sınırlar üzerinden hani biz veya bu teknolojiyle ne yapabiliriz diye baktığımız zaman, elimizdekilerle ne yapabiliriz diye baktığımız zaman bu bizi bir yanlışa götürüyor. O anlamda uçup kaçmak gerekiyor. Yani biz oradan geriye ama teknolojiye dönebiliyorsak, buna zaman müsaitse ve imkanlar müsaitse onu yapmak. Yani büyük ihtimalle ilk mızrağı ya da baltayı yapan insan da ancak uçup kaçarak şey kesinlikle yapmıştır ama yani sonuç itibariyle
bu avı daha kolay nasıl hallederim sorusuna bir şekilde o teknoloji cevap oluyor. Aynen. Yani bir şekilde. Ondan sonra tasarım başlıyor. Evet. Ve önce tasarlanıyor, sonra yapılıyor. Evet, evet. Yani ve insan bir alet ustası zaten biliyoruz ki bunu işte Harari de söylüyor. Yani biz en çok o alet yapabilme becerisiyle bu noktaya bulunduğumuz noktaya geldik. Yoksa bizi hani tek başımıza çok fazla bir şeyimiz yok. Çok güçlü bir canlı da değiliz. Evet. Bir fiziki şeyimiz de yok ama aletler sayesinde onu yapmak için de o merak ve o beceriyle bir şekilde ortaya bir şey koyabilmek, çözüm getirebilmek. Yani insanoğlunun yeryüzünde hayatta kalmasını sağlayan zaten tek faktör bu. Evet. Tasarım, evet. Zihinsel düşünme kapasitesi, tasarım kapasitesi, alet yapma becerisi. Evet. Soruna çözüm getirme. Yani bir yoksa sorun... mamutlarla nasıl baş edeceksin? Aynen, aynen. Aynen, aynen. Evet. Evet, elementlerden sonuncusu. Sonuncusu actorientum. Evet. Bu da action oriented. Çok İngilizce kelime kullanıyorum. Bunu bu eleştiri de alıyorum, kusura bakmasın sevgili dinleyicilerimiz. Yok, açıkladıktan sonra sorun evet, yok. Evet. Bu eylem odaklılık. Çok fazla çünkü plan odaklıyız. Kafa hep öyle çalışıyor. İş dünyası da böyle çalışıyor. Excel'lerimiz var, PowerPoint'lerimiz var. Oturup 3 yıllık, 5 yıllık planlar yapıyoruz. Tabii dönüp sonra bir daha bakmıyoruz. Bunlar hiç ne demişti biz 3 sene önce bu sene için gibi bir şeye de bakmıyoruz ama... Bunlar böyle adet usulü yapılıyor. Çok plan proje yapıyoruz. Halbuki küçük küçük denemelerle hızlı bir şekilde çuvallayarak, ucuza çuvallayarak bir takım şeyleri yapmamız gerekiyor ki işi sonuna kadar planlayıp yaptığımız noktada karşılaşacağımız zarar çok daha zaman ve para zararı evet. Çok daha büyük olacağı için. Yani bunun işte birçok kitapta, okuduğumuz kitaplarda anlatılan örnekler var. İşte hani 10 tane kitap yazıp 11. kitabınız mı Nobel kazanma ihtimali daha fazla? Ne bileyim işte 10 yıl uğraşıp bir tane kitap yazıp mı? Yani sonuçta birçok şey bu hayatımızın her alanında iyileştirmelerle bir noktaya geliyor. Yani biz en mükemmel şeyi yapmaya çalışmaya kalktığımız zaman bugün... Cep telefonlarımız herhalde bugün kullanımda olmazdı. Hala güncelleme geliyor. İşte 10.25.4.3 güncellemesi geliyor. Çünkü hayat güncelleniyor. Hayat bir şekilde sürekli değişkenlik gösteriyor. Evet. Harekete geçeceğiz. Küçük denemeler yapacağız. Küçük denemelerle düzeltmeleri yapıp yolumuza devam edeceğiz. Çünkü uğraştığımız sorunlar bu kötücül sorunlar. Bir şekilde müdahale ettikçe... niteliği de değişen sorunlar olduğu için hiçbir şeyin kesin bir çözümü yok içinde insan olan konularda, sosyal konularda da. Dolayısıyla küçük küçük iyileştirmelerle biz bu işi yapıyor olmamız lazım. Eylem odaklılık onu işaret ediyor. Peki küçük aksiyonlar, büyük aksiyonun bir küçük modeli şeklinde kullanılırsa... Hı hı. Bir takım öngörülmedik problemler ortaya çıkmaz mı? Yani ölçek değişince belki de formül yürümeyecek. İlginç bunu... olabilir ama yani şöyle yapmaya çalışıyoruz biz genelde. Bir ürün geliştirirken veya bir hizmet geliştirirken belli varsayımlarda bulunuyoruz. Diyoruz ki şunu şunu yerine biz getirirsek buradan hakikaten çok ciddi bir değer yaratmış oluruz tüketici için ve buradan biz bunu paraya çevirebiliriz bir şekilde. Önce onları test ediyoruz aslında. Önce o varsayımları test etmiş oluyoruz. Yani çalışan, vaat ettiğimiz şeyi yerine getiren en basit halini, minimum viable product dedikleri bir hizmetin veya bir ürünün çalışan en küçük haline getirip bunu önce zaten süreçte de kullanıcılarla biz bunu test ediyoruz. Hakikaten bizim düşündüğümüz çözümler iyi çözümler mi? Onlar bir fark yaratıyor mu? Onlar müşteriyi mutlu ediyorlar mı? Ediyor mu? Bir şekilde bunu anlamaya çalışıyoruz. Hani bunun şöyle şeyler söyleniyor çünkü hani evet ne ölçekte test edeceğiz bunu? Hani milyonluk bir pazar açacak. Fokus grubu araştırması da bir test. Gibi yani test, evet. Ama orada bireysel olarak yaptığınız şu söyleniyor. Yani 5 tane kişiyle görüştüğünüz zaman bile
bir üründe veya bir hizmette potansiyel olarak sorunların, çıkabilecek sorunların %80'ine ulaşırsınız diyorlar. Yani %80'in 5 kişiyle görüştüğünüz zaman aldığınız geri bildirim, o sorunla çıkabilecek sorunların %80'ini yakalamış olursunuz. O halde durdurun, tekrar iyileştirmeleri yapın. Bu defa geri kalan %20'nin %80'ini iyileştirebileceğiniz bir ikinci bir dalga şey yapabilirsiniz. Yani sonuçta 10-15 kişiyle bile aslında ürününüz hakkında çok net, çok iyi geri bildirim alma şansınız var. Tabii ki riski hiçbir zaman sıfırlayamazsınız. Şartlar değişebilir. Rakip başka bir şey yapar. Onlar da ayrı konular ama yani çoğu zaman bu aşama atlanıyor. Şöyle atlanıyor. Hani bir çalışanları mutlu eden, hani baştaki bütün şeyleri, adımları doğru yaptığımızı düşünelim. Hani meraktan başlayıp da sorunu anlamaya, beraber çalışmaya, farklılıkları. Ama o masa etrafındaki insanların sonuçta belli şeyleri var. Yargıları, ön yargılara sahip. O testi yapmadığımız zaman, o denemeleri yapmadığımız zaman da hala büyük sorunlar çıkabiliyor. Yani bizi tatmin eden bir çözüm müşteriyi belli sebeplerden etmiyor olabiliyor. En azından onu anlamak açısından o denemeyi yapmak gerekiyor. Tabii ki hani şeyinden, o prototip dediğimiz bir fikrin prototipini yapmak. Ama illa onun hani çalışan bir şey olması da şart değil. Mış gibi de yapabilirsiniz. Siz bir yeni bir eğitim tasarlıyorsunuz, bir program tasarlıyorsunuz. Onun için bir el ilanı veya bir Instagram ilanı gibi düşünüp oradaki vaatlerinizi geri bildirim alabilirsiniz. Yani biz işte ne bileyim işte canlı kişilerle muhatap olacaksınız veya işte eğitimde bilmem ne kadar şu kadar saat şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız gibi ne vermek istiyorsak, neyin neye bir reaksiyonunu ölçmek istiyorsak onları ortaya koyup da yine böyle bir test yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz ama kastın sadece fokus grup değil, onun evet, daha ötesi. Hatta birebir derinlemesine görüşme dediğimiz şeyler oluyor. Fokus grupta çünkü çok fazla şey riski var. Onları da hani yargılamak için söylemiyorum. Onun da kullanıldığı, iyi bir moderatörün yönettiği fokus gruptan da çok içgörüler elde edebilir ama. Moderatör riski var. O moderatör riski var veya şey var. Yani orada işte bir grup düşünmesine yol açabilir. Orada biz mesela kendi seanslarımızda da, atölyelerimizde de bir beyin fırtınası yapacağımız zaman onu bireysel yapıyoruz ilk önce. Hani hadi bakalım herkes şu konuda fikrini söylesin diye. Herkes bireysel çalışıyor. Topluca değerlendiriyoruz ara ara. Dolayısıyla o bireysellik önemli oradaki. Tabii. Yani tribün etkisini yok etmek evet, gerekir. Evet, evet. Kesinlikle. Hem tribün etkisini hem işte o hiyerarşi etkisini ortadan kaldırmak için. Yani mesela moderatör çok yakışıklı olursa hep cevaplar verir. Evet. İnsanoğlu. Her şey orada. Evet. Elementleri saydık. Evet. Bunlar üzerinden şey yapayım. Ben biraz geriye doğru gidiyorum. Hani tasarım odaklı düşünmenin adımlarını takip ederek farklı uzmanlık alanlarından bir araya getirdiğimiz ekiplerinizi daha yaratıcı, yapıcı ve işbirliğiyle çalışabilme amacıyla eğitiyoruz diyorsun. Aynen. Bunun başlığında yarı bilim, yarı sanat demiştin. Evet. Bunu biraz açsana bize. Yani orada tabii genelde tasarım aklı düşünmeyi de bir denge bulmamız gerekiyor. Yani oradaki işin çok kurallı olmasıyla biraz oyunsal olması arasında, işte çok ciddiyle biraz eğlenceli olması arasında veya işte çok analitik, çok teknik bir şey olmasıyla çok insani bir şey, duygusal bir şey olması arasında bir denge bulmak gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu saydığımız işte işbirliğidir, farklılıkların bir arada olması, pozitif bir, olumlu bir bakış açısına sahip olunması ve eylem odaklı olunması esnasında bu herkesin kendi sabitleri arasında bir ortak bir nokta bulmasına çalışıyoruz. Dolayısıyla işte dediğiniz gibi yani herkes işte elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür hesabı. İnsanlar bir şekilde o farklılık, farklı şeyler, enstrümanlar ve farklı uzmanlıklar olduğu zaman bir orta noktası bulmaya çalışıyorsunuz. Yani hukukla pazarlama arasında veya işte satışla finans arasında bir orta noktayı bulmaya çalıştığınız gibi bu bir şey gerektiriyor, bir denge gerektiriyor. Sihirli bir denge arıyorsunuz açıkçası. Çünkü bir tane denge noktasından
bahsetmek mümkün değil. Hani orada bir insanları en çok ürküten, hani bu iş dünyasında bu kadar planlı yaşıyoruz diyoruz ya. Halbuki hani yarının ne olacağı belli değil. İşte bir pandemi oluyor, bir şey oluyor, bambaşka şeyler olabiliyor. Oradaki o biraz keşif haline ve biraz kaybolmuşluk şeyine teslim olmak gerekiyor. Yani aradığımız çözümün başta nerede bulacağımızı bilmiyoruz. Hatta başladığımız sorunla bile bitireceğimizi bilmiyoruz. Yani bazen bir sorunla başlıyoruz. Sonra süreçte anlıyoruz ki sorun o değilmiş, başka bir şeymiş. Başka bir kök nedene gidiyoruz ve onu açmaya çalışıyoruz. Oradaki o muğlaklık, bütün o ifade, o bilim ve sanat arasında veya işte bu bahsettiğim kurallar veya kural dışılık arasında bir denge bulmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de en başta söylediğimiz aslında inovasyon danışmanlığı tarafı, danışmanlık bana o yüzden çok aslında doğru gelmiyor. Anlaşılır bir kelime ama şöyle bir şey diyorum, çünkü ben çalıştığım kim olursa olsun, hangi şirket, hangi sektör olursa olsun, ben onların işini onlardan iyi bilemem. En iyi onlar kendileri bilirler bunu. Ve oradaki içerideki bu bilgiyle onu bir şekilde yöneterek, onu oradaki diyaloğu yöneterek bir noktaya gitmemiz gerekiyor. Benim bir fikrim olmaması gerekiyor aslında neyin iyi olduğu şirketle ilgili. Tabii ki bir fikrim var, kendime engel olmaya çalışsam da sizde bir şey uyanıyor tabii, ama insanları oraya çekmek yerine insanların kabul edeceği ve insanların uygulayacağı bir şeyi doğru gitmek gerekiyor. O biraz öyle bir şey orada. Kolay anladım, anladım. Biraz öyle. Ama ona da danışmanlık denebilir yani. Evet, evet, tabii tabii. Hani çok da bir ters bir şey değil. Anladım. Yani ben danışmanlıktan sanki her şeyin en doğrusunu doğru bilen, en iyisini bilen şeyi o etiketten. Yani yok öyle bir şey. Yani tabii ki onların kendi işlerini onlardan daha iyi bilmezsin. Onlar sana kendi işleriyle ilgili danışmaktan ziyade bu süreçlerle ilgili danışırlarsa bu da bir danışmanlık. Kesinlikle. Doğru. Yöntemidir. Doğru. O zaman da yanlış olmaz ama dediğin gibi daha genel anlaşılabiliyor. Peki yarı bilim yarı sanat aslında hem bilim hem sanat. Evet. Bunu tek bünyede görmek mümkün mü, yoksa zaten bir kolektif yapı var orada, bilime daha yatkın olanlar sanata daha yatkın olanlar gibi bir şey mi oluşuyor, bir topluluk mu oluşuyor? Çünkü mesela bir finansçıdan ne kadar sanat bekler? Yani tabii ki herkesin bence ideali de o olması, beslemesi lazım. Yani bir... Yoksa acaba soruyu şuraya vardıracaktım. Çok özür dilerim. Sözünü kestim ama. Yani bu bildiğimiz temel fonksiyonları dolduran şeyler, uzmanlıklar dışında acaba başka uzmanlıklar da mı gerekir şirketler için? Kesinlikle. Yani hatta uzman olmayanlar. Kesinlikle. Yani biz hep yaptığımız işi çok böyle kategorize ediyoruz. Yani işte kağıt üreticisiysek hani işte selülozdur, bilmem nedir, kimyagerdir, şudur budur. Ama yani ressam olmazsa o kağıt işinde siz nasıl yapabilirsiniz ki? Bir ressamın görüşü olmazsa nasıl bir kağıt üretebilirsiniz? Onu kullanacak olan kişi bir ressam. Yani şey diyecektim ki o da doğru bir bakış açısı. Yani bir finansçı da bir enstrüman çalsa ona çok büyük bir katkısı olur. Bunun zaten bunu hani bir şekilde kendimize, içimize kazanmamız lazım diye düşünüyorum. Ama farklı uzmanlıklarda dediğiniz gibi, yani bir genç markası çalışıyorsak oraya, bizim zamanında Rusya'da yaptığımız, orada çalışırken yaptığımız şeyi hatırlıyorum. Bir oranın, yine isim vermeyelim tabii ama bir Hayat Tarzı dergisinin editörü de gelmişti. Bir atıyorum bir gece kulübünde çalışan bir kişiyle gelmişti. Onların fikirlerini de alarak devam ediyorsunuz. Yani biz şu ürünü yapıyoruz, gençleri de biliyoruz, kendi ürünümüzü de biliyoruz konusu değil. Olay biraz da tabii sanat akımları da bunun içinde size fikir vermesi açısından ve sizin hayata paralellik kurmanız açısından, dışarıdaki hayata paralellik kurmanız açısından da çok önemli. Dolayısıyla herkesin o çeşitlilik tarafı sadece bildiğimiz ilk başta aklımıza gelen şeyler değil, daha dış çevredeki şeyleri de içine katmak lazım. Sanat bunun başında geliyor tabii zaten. Evet. Sen bu hizmetleri şirketler için veriyorsun. Ben biraz daha ölçeği büyüteyim. Çünkü hassas olduğumuz konulardan biri şehir pazarlaması, ülke pazarlamasında nasıl
yer alabilir bu senin formülün. Evet, yani burada bir eğer çalışma metodu olarak bakarsanız bu her yere uygulanabilir bir şey. Yani, evet, uygulanabilir. Zaten tasarım olarak düşünme en çok sosyal alanlarda, sosyal girişimcilik alanlarında da çok kullanılıyor. Veya çok büyük sorunları, yani işte bir susuzluk gibi, fakirlik gibi konularda da kullanılıyor. Çünkü zaten o sorunların yapısı bunu gerektiriyor. Yani çok sesli olmayı gerektiriyor, bir işbirliği yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bunu en çok aslında iş dünyasında metot olarak en çok açık kaynak bulunan alanlardan bir tanesi de bu. Yani gidip baksanız internette birçok bakış açısı ve birçok yaklaşım var tasarım odaklı düşünme anlamında. Çünkü herkes istiyor ki bu mümkün olduğu kadar çok insan tarafından kullanılsın. Yani bu sadece bir ürün tasarlamakta değil, her türlü soruna çözüm getirmekte bu tasarımcı bakış açısı, yani bir sorun odaklı yaklaşımı değerli görüyorlar. Dolayısıyla evet, herkes için yapılabilir bir şey. Geldiğin için ayağına, bizimle düşüncelerini paylaştığın için aklına ve ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu programda, yani büyük fanatiği olduğum bu programda yer almak için de eyvallah. Benim için çok keyifli, güzel bir hatıra oldu. Teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Bilgilendik, öğrendik. İzleyicilerimizle de tabii ki katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir su içeyler ekonomisi programının daha sonuna geldik. Güzel bir sohbetti. Sizin de keyif aldığınızı düşünüyorum. Haftaya yine güzel bir sohbetle karşınızda olacağız. Sizleri de bekleriz efendim.